çıktığını duydum. Avukatınla konuşmaya geldim. Senin ne işin var burada? Onun evi değil mi burası? Yok. Fuat Bey. Burası onun evi. Fuat Bey. Hapishanede tanıştık. Sağ olsun. Dilara. Yani avukat. Onun kızı. Celal, seni gördüm. Restorandaydın. Takip etmişsin beni. Çıktığını neden söylemedin bana? Söyleyecektim. De öyle. Haddiye çıkmak istemedim karşına. Kaç defa hapishaneye geldim. Saatlerce bekledim. Çıkıp konuşmadın benimle. Söyledim ama sana. Beni unut istedim. Sen öyle mi yaptın? Unuttun mu beni? Denedim. Nasıl? Başardın mı peki? Başarmış gibi mi görünüyorum? Seni ne kadar özlediğimi biliyor musun? Yok. Çok. Ben de seni çok özledim. Hiç değişmemişsin. Hiç değişmemişsin. Sen de halen çok güzelsin. Hangi adam? Restorandaki mi? He, restorandaki. Savcı. Babamların dosyasını araştırıyor. Yemekten mi araştırıyor? Sana çiçek verirken gördüm onu. Hayatında başka biri var da bana mı söylemiyorsun? Celal, saçmalama. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Yok öyle bir şey. Ayrıca beni hayatından çıkarmaya çalışan da sendin, hatırlatırım. Abinin babanın katiliydim ben. Öyle biliniyordum. Ne yapsaydım? Ama ben senin suçsuz olduğunu biliyordum. Hep inandım sana, ben biliyorsun. Biliyorum. Bak, Tolga sadece olayı aydınlatmaya çalışıyor. Hepsi bu. Tolga? Savcı değil miydi bu adam? Celal, saçmalıyorsun. Neyse, ben gitsem iyi olacak. Onca zaman sonra seni görüp bunları konuşmak istemiyorum. Mahur, bir şey söyleyeceğim ben, bir şey. Söyle. Celal Bey. Mahur Hanım. Lara Hanım. Bakın ne hoş bir sürpriz oldu. Bu arada Savcı Tolga Bey bizi bekliyor. Sebep? Birkaç sorusu varmış. Ben de geleceğim seninle. Savcı diyor. Tolga Bey diyor. Gelmek ister misin Mahur Hanım? Gelirim. Gerek yok. Savcı Bey sadece Celal'i çağırdı.
Eğer gerek duysaydı sizi de çağırırdı zaten. Ben arabayı çıkartıyorum. İyi günler. Sağ ol avukatım. Celal Han, bir bey bile yok yani. Sıcakkanlı bir bayan. Çıktığına sevindim Celal. Mahur.